Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltı tarifimiz var. 4 kişilik. Şöyle 2 adet patatesimiz var. Patatesleri şöyle ince ince doğrayalım arkadaşlar. Güzel pişmesi için ince olsun. Aslında ben burayı daha iyi doğrarım. Şey kullanıyorum ama tahta elimizde alışmışız biz, daha güzel doğruyor elimizde. İnceledi gayet güzel. Şimdi hemen tavamıza yağımızı koyalım. Şöyle yağımız az bir şekilde, çok da yağlı olmayacak. Yeterli. Soymuş olduğunuz patateslerimizi yağımızın içine koyalım arkadaşlar. Bunu ara ara karıştıralım ki güzelce kızarsın yanmadan. Böyle patateslerimizi ara ara karıştıralım arkadaşlar. Güzelce pembeleşene kadar. Evet, patateslerimiz pembeleşmeye başladı. Bunlar kızarken yine biz ara ara karıştıracak. Hemen sosumu hazırlayayım ben de. Altını orta ateşe alalım yanmasın. Şöyle sosumuza geçtik. 3 adet yumurtamız var. Yumurtamızı karıştırma kabımıza aldım. Biraz tuz atıp güzelce karıştıralım. Hemen bunu şöyle kenara alalım arkadaşlar. Yerimi alıp burada soğanım ve maydanozum var. Bunları güzelce doğrayacağım. Yeşil soğanımız var. Bu tarifi 3 gündür üst üste yapıyorum. İnanın her gün yapsam yiyecekler. Denemesini gerçekten istiyorum arkadaşlar. Yorumlara da yazarsanız, bol yorum, bol beğeni yaparsanız da beni keşfete düşürürsünüz değerli takipçilerim. Hemen soğanımızı doğradık. Şöyle kenara çekip maydanozumuzu da yanına doğrayalım. Şöyle bir maydanozumuz var arkadaşlar. Ben bunu aldım da bunu maydanozla bir yere maydanoz diyorlar. Normal maydanoz değilmiş. Kokusu çok güzel. Denemek için ilk defa aldım ama kahvaltıda böyle yıkayıp yemesi de güzel oluyor. Şimdi kahvaltımızı içine doğrayacağım. Bir adet domatesimiz var. Domatesim. Bu domatesi çocuk beni kandırdı. Ne yaptı? Biraz iri aldım ama arkadaşlar büyük olduğu için hepsini değil de şöyle yarıma doğrayacağım. Yarısı yeterli.
Kumbara kabımın içine alın. Şöyle hemen domatesimizi de indirdik içine. Bunu güzelce karıştıralım. Şöyle. Burada çiğ kremamız var arkadaşlar. Çiğ kremamız da hepsini sıktım içine. Bundan da güzelce karıştıralım. Patateslerimiz gayet güzel kızardı. Hemen sosumuzu patateslerimizin üzerine dökelim. Patateslerimiz çok güzel kızardı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi sosumuzu şöyle yavaş yavaş üzerine dökelim. Kaşığımızla hepsini indirelim üzerine. Güzelce tavamıza serdik. Üzerini kapatıp kısık ayarda 10 dakika kadar pişirecek arkadaşlar. Şöyle kapağını kapattık. Şöyle çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Hemen kenarlarını şu şekilde oynatalım. Şimdi servis tabağımıza ters tarafına çevirerek alacağım. Tabii bu kulp biraz sıcak. Kulpunda plastik olmadığı için bu çekimi gösteremeyeceğim size. Bezle tutacağım çünkü arkadaşlar. Şöyle hemen tabağımızdan geri. Şöyle tabağımızdan geri tavamıza aktardık. Çok güzel kızarmış arkadaşlar. Mis gibi de kokular geliyor. Altı hafiften biraz daha çeksin. Ondan sonra servis tabağımıza alacağım. Şimdi üzerine şöyle kaşar peynirimiz var. İnce bir dilim rendeledim. Burada maydanozumuz var. Maydanozumuz da şöyle görsellik sağlasın diyerek üzerine evet pek güzel oldu arkadaşlar. Hemen altı pişmiştir. Servis tabağımıza alalım. Şöyle şimdi bir dilimleyelim arkadaşlar. Patatesimizi. Tamam. Yumuşacık acayip güzel pişmiş. Biraz sabırsızla bekliyor şimdi. Şöyle servis tabağımızı aldık. Buradan çatalla. Bakalım. Evet patatesler de çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaşarımıza sünüyor şöyle kestirerek. Tadına ben bir bakın. Çok güzel olmuş. Enfes tadı var. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.